Taha Akyol Karar Gazetesi Devleti elden geçirmek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başbakanlığı sırasında 2013'te IMF Başkanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Buradaki sözleri onun emperyalizm, dış güçler, kural, kurum, yetki gibi kavramlara bakışını yansıtmak bakımından önemlidir. Merhum Kemal Derviş'in 2001'de hazırladığı programı kastederek 2013'e kadar IMF ile yürüdük diyen Erdoğan şöyle devam ediyordu. IMF'nin başkanına dedim ki adamlarınızı gönderiyorsunuz bizden taksitleri alıyor mu alıyor. Taksitleri alırsınız ama Türkiye'yi yönetemezsiniz. Türkiye'yi ben yönetirim ben. Elbette ülkeyi seçilmiş iktidarlar yönetir ancak bu keyfi yönetim anlamına gelmez. IMF kredisi nedir? 2001 krizinde görüyoruz ki IMF kredi vermek için Merkez Bankası bağımsızlığı, şeffaf ihale kanunu, kamu bankalarına ve bütçeye mali disiplin, mali kara deliklerin kapatılması gibi şartlar ileri sürüyor. Verici krediyi iktidarın keyfi kullanmamasını, reformlar yönünde kullanmasını, kullanılmasını da denetliyor. Bu IMF'ye egemenlik devri değil, bir kredi sözleşmesidir. İktisat dünyasına güven verecek bir reform programı, IMF olmadan da ucuz kredi ve hatta yatırım alabilir. Yunanistan %1-2 faizle borçlanıyor mesela. Millet İttifakı'nın iktisatçıları da IMF'ye gitmeden böyle yapacaklarını söylüyorlar. Erdoğansa bugün %9-10 faizle dolar borçlanıyor. Halbuki kurumların bağımsızlığını, liyakat ilkesini ve piyasa ekonomisinin ortodoks kurallarını kabul etse, Evet, kendi yetki ve güç alanını sınırlamış olur, ülkeye ucuz kaynak sağlamış olur. Erdoğan IMF'yi şeytanlaştıran konuşmalar yapıyor. IMF'siz kaynak getirecek reformlara da yanaşmıyor. Güç bozar. Güç tutkusu bağımsız kurumlardan, kurallardan ve denetimden hatta Sayıştay denetiminden bile hoşlanmıyor. Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'na demokratik dünyada emsali olmayan denetimsiz yetkiler verilmesi de aynı sebeptendir. Erdoğan'ın 2014'ten itibaren Merkez Bankası'na yüklenmesi, Babacan'la ihtilafları, ekonomide bozulma işaretlerinin 2014'ten itibaren ortaya çıkması sebepsiz değildir. Hele Cumhurbaşkanlığı sisteminde olanları yaşayarak biliyoruz. Böyle bir idarenin hem hantallaşması hem bozulması kaçınılmazdır. Güç bozar kuralı. Türkiye'nin yolsuzluk algı indeksindeki yerinin 2012 yılındayken 54 olması ama 2022'de 101. basamağa düşmesinin kurumsal sebepleri olmalı değil mi? O halde şirketlere kayıp 15 Temmuz kanlı darbe girişimine direnirken silahlı darbecilere karşı ölçüsüz davranışlar olduysa bu o ortamda o kolektif psikolojide anlaşılabilir. Demokrasi için direnenler elbette kanunla korunmalı ama parasal konularda hayır. TMSF e eski yöneticilerinden Abdullah Güzel Dülger, Karar TV'de bir karar ver programında OHAL döneminde 797 şirkete kayyım atandığını, kayyımlara çok yüksek maaşlar ödendiğini, 150 şirketten maaş alan kayyımlar olduğunu, yolsuzluklar yapıldığını anlatmıştı. Kayyım atanabilir ama yolsuzluk yapıldıysa, şirket batırılmış veya çökülmüşse bu hoş görülemez. Bunlar soruşturulmadıkça iktidarlar haksız nimet kapısı gibi görülmeye ve davranılmaya devam eder. Bizim gibi ülkelerde bu devlet malı deniz diye ifade edilen bir siyasi kanserdir. CHP'nin iptal davası. İktidar sanki silahlı darbecilere karşı canını ortaya koyarak direnenlermiş gibi bu parasal işlemleri yapanlar hakkında soruşturma açılamayacağı yolunda kanun çıkardı. CHP AYM'ye iptal davası açtı. TMSF tarafından atanan kayyımlara her türlü suç ve cezadan bağışık tutulma hakkı verildiğini, bunun anayasaya aykırı olduğunu ileri sürdü. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan'a resmi yazı göndererek davanın ivedilikle görülmesini talep etti. Kılıçdaroğlu, darbenin bastırılması kapsamında her türlü karar alan ve görevleri yerine getirenlere sorumsuzluk tanıyan kanunun başka TMSF bünyesinde yapılan parasal işlemlerin ise tamamen başka olduğunu, aralarında hukuken ve ahlaken bir ilişki bulunmadığını belirtiyor. Dava AYM'de devam etmektedir. Türkiye'de devletin kurumlar, kurallar, şeffaflık, hesap verirlik, denetim ve denge gibi modern hukuk devletinin temel ilkeleri açısından tümüyle elden geçirilmesi gerektiği açık. Artık eski kavgaları aşarak siyasetin böyle reformlara odaklanması lazım. Adalet içinde, ekonomik gelişme içinde bu şart. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.